Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben bu bahçedeki güneş enerjimizi kullanırken hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini bu konudan bahsedeceğim. İlk önce kablomuzdan bahsedelim. Kablomuz özel bir kablo arkadaşlar. Bu Almanya'da Erd kabel diyorlar buna. Toprak kablosu diyorlar. Bunu toprağın içine gömebiliyorsunuz. Betonun içine de gömebiliyorsunuz. Topraktaki asit oranına göre etkilenmeyen bir kablo bu. Bu dışarısı için, bahçe için özel olarak üretilmiş bir şey. Dayanıklı bir kablo. Diğer beyaz kablolardan böyle dışarıda kullanmamak lazım. Güneşin altında, yağmurun altında olsun, suların altında. Onları kesinlikle kullanmamak gerekiyor, beyaz kabloları. Bu siyah kablomuzdan kullanmamız lazım. Almanya'da bunlar siyah. Bunların teknik özelliği de şurada yazıyor hemen. Uluslararası kodu bu. NYY çizgi J3 diyor. İçinde 3 tane kablosu var. Şu şekilde. 3 tane kablosu var. Artı yani biri nötr, biri faz diyelim. Bir tanesi de topraklama, 3 tane. Bu kabloların aslında bir 0,75'i de bizim işimize yarıyor. Çünkü biz ondan lamba falan yakacağız. Küçük şeyleri de kullanacağız. Ama bu siyah kabloların en küçüğü 1,5'luk olanlar arkadaşlar, çapı. O yüzden en küçüğünden bu şekilde aldık, 50 metre. Dışarıda yağmurun altında toprağın içine gömeceğimiz yerlerde bu kablomuzu bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bunlardan hariç diğer kullanacağımız malzemeler de önemli. Bunların koruma standartları var arkadaşlar. Buralarda bahçede kullanabileceğimiz en düşük koruma standartı IP44 koruma standartı arkadaşlar. Bu koruma standartında aletimiz, ne bileyim kutumuz, lambamızın şeyi olsun, koruması olsun, toza karşı koruma sağlıyor. Bir de her yönden gelen su sıçramalarına karşı bir koruma yapıyor. Yani yağmur altında falan normal olaraktan bu şekilde bunları kullanabiliriz. Aslında bunun bir üst versiyonu 55 olan IP55 çok ideal bir şey. Fakat ben ondan bulamadım. Bu yüzden bunları kullanacağım. Bunlar daha çok mesela dışarıda kullanıyorsunuz. Ne bileyim ben çatının alt taraflarında falan kullanırsanız ideal. Ama biraz açık olduğu zaman IP55 olsa daha iyi olur. Fakat şu an elimizde bunlar var. Bunları kullanacağız. Ayrıca lambaları koyacağımız şu şekilde korumalarımız var. Bunların da arkasında yazıyor hemen. IP44 diye. Bunları da IP44 olarak aldık. Toza ve su sıçramalarına her yönden bu şekilde bir koruma yapıyor. Diğer lamba muhafazamız da aynı IP44. Burada da yazıyor. Bunları alırken arkadaşlar ona dikkat ederek almamız lazım. Daha düşük şeylerini, IP'leri alırsak olmaz. Yani çabucak bozulur. Hem de elektrik çarpması, elektrik kaçağı gibi şeylere sebebiyet verebilir. Evet. Şurada kutularımız var. Bazı yerlerde kablomuz gelecek oraya. Oradan ikiye ayırmamız gerekiyor. Bakın bunun koruması da 55. Bu ideal bir şey. Bunu bu şekilde monte ediyoruz. Sonra içine şuralardan kablomuzu takaraktan elektriğimizi bunların içinde dağıtıyoruz. Burada da bir tane küçüğümüz var. Bunun da şeyi var. Koruması IP55. Bunlara bakarak almak lazım. Normal bir şey alırsanız içine su dolabilir. Yağmurda olsun, değişik şeylerde. O da sıkıntı yapar. Kısa devre yapar. Allah korusun. Yani yangın bile çıkartır. O şekilde almamız lazım. Bir tane de açma kapama düğmemiz var. Bu da dış şeyler için, dış taraflarda kullanmak için, bahçeler olsun, şeyler olsun.
Bunun da şeyi 55 arkadaşlar. IP55. Bu da ideal. Bu şekilde şeylerimizi kullanmamız gerekiyor. Bu kablomuzu dediğim gibi dış taraflarda kullanacağız. Toprağa gömeceğiz. Evin içindeyse, evin içinde mesela aküden alıp lambalarımızı elektrik götürmemiz lazım. Evin içinde olduğu için, evin içine yağmur, su girmediği için böyle korumalı bir kablo kullanabilirsiniz istiyorsanız. Ama ben gerek yok. Ben daha ucuz, yani yarı fiyatından daha ucuz olan bu beyaz kabloyu aldım. Bu evin içi için uygun, elektriğe kullanmak için. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Bu kablomuzun özelliği H03VVF. İki tane şeyi var, kablosu var. Lambayı yakmak için. Bunu lambalara kullanacağız. O yüzden topraklamaya gerek olmuyor. 0.75 ideal. Zaten burada da bahsetmişler nerede kullanılabileceği için. Yani böyle az elektrik harcayan elektrikli aletlerde kullanabileceğimiz söyleniyor. Nelerde mesela? Mutfakta olsun, bürolarda olsun, o şekilde şeylerde kullanabilirsiniz diyor. Fakat diyor bu fırınlarda olsun, ısıtma cihazlarında kullanamazsınız diyor. Onlar çünkü çok akım çektiği için, tehlikeli olacağı için onlarda kullanamazsınız. Ama bu şekilde aydınlatmada bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun da iki tane kablosu var içinde. Bu şekilde şeylerimizi kullanmamız lazım. Bir de arkadaşlar bu aküden yükselttiğimiz elektrikle kullanacağımız lambaların ayarlanamayan lambalar olması lazım. Bazı lambaların enerjisini düşürerekten ışığını da düşürebiliyorsunuz. O şekilde özellikleri oluyor. O şekilde lamba kullanmayalım. Çünkü o zaman yanıp yanıp sönme durumları olabiliyor. Bakın burada da gösteriyor. Not dimmable diyor İngilizce. Yani ayarlayamazsınız diyor ışığını düşürerekten. Bu özellik bu şekilde düz LED lambaları kullanabiliriz. 8 watt kullanıyor ama yüksek ışık veriyor. 1055 lumen'da ışık gücü varmış. Bu şekilde lambalarımızı, bu şekilde aletlerimizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada da lambalarımız var arkadaşlar. Bahçe için. Bunları bahçeye, toprağa saplayaraktan kullanıyoruz. Bunların şeyi de koruma standardı da IP44. Bu şekilde bahçemizi aydınlatmada kullanabiliyoruz. Görüyorsunuz resim de var üzerinde IP44. Yani yağmur altında kullanabileceğimizi gösteriyor resim. Yağmur altında kullanılabilecek bir ürün olduğu söyleniyor. Bunlar içinde piller var. Şarj olan piller var. Güneş enerjisiyle çalışan bir lamba bu arkadaşlar. O şekilde şarj olduktan sonra 8 saat ışık verebiliyormuş. Bunlar da var şimdi. Bunlar da IP44 koruma özellikleri var. Yani bu şekilde IP44'ler bahçe için uygun arkadaşlar. Buna göre ürünlerinizi alabilirsiniz.